öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dediğiniz gibi yeni bir kadro, baştan aşağı yeni bir ekip, yeni bir yapılanma. Ben de bu işin bir parçası olduğum için mutluyum. Ligde iyi başladığımızı düşünüyorum, iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum, iyi bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bunu da devam ettirdiğimiz sürece inşallah hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani zaten baktığınız zaman sizin de dediğiniz gibi herkes kariyerli, geçmişi iyi olan oyuncular, Süper Lig'de oynamış oyuncular. Kaliteli bir ekibimiz var ama önemli olan takım olmak. Sahada takım olduğumuz sürece de başarılı oluruz. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum bugüne kadar. İnşallah devamını getirirsek dediğim gibi ligin sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız. Nasıl? Açıkçası kulübüm ve başkanımızın projeleri beni heyecanlandırdı. Tahmin ediyorum ki diğer arkadaşlarımı da heyecanlandırdı. Yeni bir yapılanma var. Hedef Süper Lig, ondan sonrası için de büyük hedefler var. Benim de tercih etmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi buydu. Diğer takım arkadaşlarım da eminim ki bu heyecanlandırmıştır. Dediğim gibi burada olmaktan dolayı mutluyum. Güzel bir ortamımız var. İnşallah bu devam ettiği sürece hedefimiz tabii ki de Süper Lig'e çıkmak. Camiamız tabii ki de hedefleri olan bir camia. Biz de bunları karşılamak için buraya geldik. Elimizden geleni yapıp inşallah hedeflere ulaşmak istiyoruz. Vallahi uzun süredir Süper Lig'de oynuyordum ama açıkça söylemek gerekirse çok fazla takip etmiyorum. Bu ligi takip etmeye çalışıyorum daha çok. Az çok tabii ki de maçlara bakıyorum ama öyle çok detaylı incelemiyorum ama bu sene Fenerbahçe'nin ve Başakşehir'in iyi gittiğini düşünüyorum. İyi oynadıklarını düşünüyorum. Dediğim gibi çok fazla detaylı takip etmiyorum. Daha çok bizim ligi, kendi ligimizi takip ediyorum. Yani ikisi de çok değerli, yetenekli kaleciler. Kalecilik zor bir mevkidir. Yani psikolojik olarak da iyi hazır olmanız gerekiyor. İkisi de büyük camialarda oynuyorlar. Milli takımda da oynuyorlar. Tabii bunun da bazı baskıları oluyor ama ara ara performans düşüklükleri olacaktır. Sonuçta hepimiz insanız. Biraz baskıyı kaldıracaklarını düşünüyorum. Ama ikisi de çok değerli ve yetenekli kaleci. Çok da iyi durumda olduklarını düşünüyorum yani açıkçası. Bazen performans düşüklükleri olabilir. Bununla ilgili ne söylüyorsunuz? Yani sizin de dediğiniz gibi ben uzun seneler oynadım Bursaspor'da. Kaptanlık yaptım. 8 sene oynadım. Bursaspor'a gittiğimde ilk gittiğim sene şampiyon olmuş bir takıma gittim. Her evresini, her dönemini yaşadım orada. Buralara da gelmem de büyük etkeni olmuştu Bursaspor camiasının. Tabii ki de bu duruma üzülüyorum. Çünkü her zaman Süper Lig'de olmayı hak eden taraftarıyla, camiasıyla önemli bir kulüptü ama bu zaman, bu dönem biraz zor zamanlar geçiriyor. Hatta bayağı bir zor dönemler geçiriyor. Umarım eski günlerine tekrar geri döner. Eski Bursaspor'u ben görmek isterim yani tekrar Süper Lig'de de görmek isterim.